Nasıl olmuşum? O ne lan? Başka kostüm mü bulamadın oğlum? Çok güzel olmuşsun. Nazar boncuğu takmak lazım. Baba biz de gidelim mi? Oğlum orası sizin gideceğiniz bir yer değil. Bak maç izliyoruz ne güzel. Gidiyorsun yani bensiz, kararlısın. Evet, kararlıyım. İyi. Dışarısı soğuktur yalnız, üşütmeyesin. Ev soğuk canım. Parti eminim çok sıcaktır. Orhan amca. Aferin. Bak, bu kıyafeti beğendim ben ha. Ama bir de Türk polisi olsaydın daha iyi olurmuş ya. Vallahi. Mehmet iyi akşamlar. Ben Çağla'yı partiye götüreceğim. Senin çocuklar da gelir belki diye düşündüm ki sanıyorum geliyorlar. Hadi hep beraber gidelim. Kıvanç, sen hala hazırlanmamışsın. Ben gelmeyeceğim. Babamlarla evde oturup televizyon seyredeceğiz. Aferin oğlum. Çok doğru karar. Aferin sana. Hadi yürün gidelim. Yok ya. Babam bizi bırakır. Ya kızım iki arabaya ne gerek var? Ben gidiyorum işte. Hadi yürüyün, hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel olmuş Aylin ha. Maalesef. Herife bak ya. Ulan arkadaşına bıraksana topu. Tek başına mı oynuyor? Bir afralar, bir tafralar. Alıp başını gitmeler, kafasına göre takılmalar. Hayret bir şey ya. Oğlum sakin. Tamam abi, kaptırmışım ya. Mehmet. Kapıyı açık unutmuşsunuz. Ha, evet. Geldi yine ya. Selam. Sen partide değil miydin? Niye geldin? Partideydim ama halletmem gereken ufak bir işim var. Bir saniye mutfağa gelir misin? Aa, Kıvanç. Bu arada partide Burak ve Aylin'i gördüm. Aylin fazlasıyla güzel olmuş. Haliyle erkekler de köpek balığı gibi etrafını sarmış. Haberin olsun. Doğalgaz faturalarını ödedim. Yarın açacaklar. Yani bir sıkıntı yok. Yüzüğü sattım, hallettim. O yüzük senin için çok kıymetliydi değil mi? Öyle. Sonradan ben de pişman oldum ama döndüğümde çoktan satmıştı adam. Ben tam çıkarken böyle gözü cam gibi bir adam girdi, böyle mafya kılıklı, tuhaf. Kesin o almıştır yüzüğü. Ne yapacaksa meymenesi herif. Cam göz. Mehmet abi ben çıkıyorum. Hah. Nereye? Partiye. Görüşürüz. Hadi eyvallah. İrfan ne haber? Tamam uzatma, dinle. Bak bana hemen bir kostüm lazım. Soru sorma oğlum, hallet işte ya. Hadi eyvallah, geliyorum hemen. Yapacak bir şey yok. Olan oldu, kısmetli uymuş. Ne yapalım? Yüzü gitti işte. Hiçbir yere gitmedi. Burada.
Nasıl ya? Yüzüğü ben aldım. Bu kadar kıymetli bir şeyi kaybetmene göz yumamazdım. Biliyorum çok kızacaksın ama doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum gerçekten. Neden geri aldım biliyor musun? Çünkü sen karın olan bağlılığınla bir erkeğin aşkının ne kadar büyük olabileceğini gösterdin bana. Galiba ömrüm boyunca senin gibi bir adam beni sevmesini bekleyeceğim. İyi geceler. Bekle bekle gelir şimdi. Salak. Sakin. Barış yapmaya geldim. Git buradan Savaş. Aylin. Sana da abime de yaptığım şeyler için çok pişmanım. Pişman mı? Sen mi? Depoda ben seni gördüm Savaş. Tilki'yi yaraladıktan sonra gözlerindeki o bakışı gördüm. Abini. Öz abini ölürken nasıl baktığını gördüm. O zaman anladım. Sen asla pişman olmazsın. Neden biliyor musun? Ruhundaki o karanlık taraf var ya, buna asla izin vermez. Hayırdır moruk? Terse bir durum mu var? Saçma sapan hareketler yapma Levent. Yok bir şey. Asıl bunun nesi var? Ha bunun mu? Ya kızsal durumlar. Bu senin melek kostümün altında dans ederken gördü ya. Bir tribe girdi kıskandı falan. Klasik hikaye işte. Bana bak. Kes saçmalamayı. Zaten derdim başımdan aşkım bir de seninle uğraşmayayım. Yuh artık ya. Burası resmen Tilki'nin haremine döndü. Kafamı nereye çevirsem cariyelerini görüyorum. Bu da melek kostümü giymiş. Uyuz. Bence ortada gerçekten büyük bir yanlış anlama var. Yani Tilki abi seni hiçbir şekilde aldatmaz ki. Tabii ne yapacaksın? Erkeklerin tarafını tutacaksın değil mi? Ama sen görmedin o hallerini. Böyle sere serpe uzanmışlar. Alin abla. Bir sakin olur musun ya? Bak sen Çağla'dan da şu melek kostümlü uyuz kızdan da bin kat daha güzel olmuşsun. Bak bence ikisine de seninle ışık atamayacaklarını göstermen gerek. Nasıl yani? Ne yapacağım ki? Güzel soru. Yani ne bileyim. Onları umursamadığını göster. Partide sonuçta. Dans et, eğlen. Onları hiç yokmuş gibi davran mesela. İyi akşamlar Signorita. Benimle dans eder misiniz? Hayır, teşekkürler. Alina bu ne yapıyorsun ya? Ne konuşmuştuk biz? Dans et, eğlen. Onlar hiç yokmuş gibi davran. Hiç yokmuş gibi. Senyor, teklifinizi kabul ediyorum. Thank you.
tam zamanında. Takım tamamlandı. Öyleyse başlıyoruz. Aylin. Hoş geldin. Merhaba. Peki sakın. Bana bak. Sakın olay çıkartayım deme. Ya kitlenme, bana bak. Aylin, sadece bir kez soracağım güzelim. Kim bu herif? Tanımıyorum. Tanımadığın herifle ne yapıyorsun peki Aylin? Dans ediyorum. O yaptığınız şey dans mıydı? Evet. Flamenco. Aylin, bu arkadaş seni rahatsız etmiyor değil mi? Peki ne yapıyorsun? Arkadaşı değil, erkek arkadaşıyım koçum, bu bir. Kız arkadaşıma bir daha dokunmayacaksın koçum, tamam mı? Bu da iki. Allah kahretsin. Tilki olay çıkarttı değil mi yine? Ne bakıyorsunuz? Gidip ayırsanız da şunları. Kimse bir yere gitmiyor. Şu çocuğa biraz yakından bakalım. Demek başımızın belası tilki sensin. Sallanma oğlum, düşme. İyi misin? Tilki, herkese rezil olduk. Gidelim mi buradan? Ya tamam, bırakacağız. Bir dengede dursun çocuk. Sakin ol. Bırakıyorum. Tamam, bir şey yok oğlum. Dansçı adamsın. Sek sek sekiyordun az önce, bir şey olmaz. İki yumruktan hiçbir şey olmaz, hadi. Sekerek uzaklaş bakalım. Burak, git sen de şu çocuğa bir bak hadi. Tamam. Bir şey yok, ufak bir yanlış anlaşılma olmuş. Küçük bir problem yaşadık, hiçbir sıkıntı yok. Eğlenceye devam. Aferin. Aylin, gel buraya. Dans mı etmek istiyorsun? Ben buradayım. Benimle. Güzel. Çok güzel. Savaş haklıymış. Bu çocuk kız arkadaşı için her şeyi yapar. Bir dans için bu kadar olay çıkarıyorsa... bu kızın hayatı için şifacıyı kendi elleriyle ortaya atar. Cangöz ilk fırsatta harekete geçsin. Başlıyoruz. Niye bunu yapıyorsun bana Aylin? Hı? Niye alıcılarımla oynuyorsun? Niye bozuyorsun ayarlarımı? Sen de benim ayarlarımı bozmuştun. Ödeştik. Ne yaptım ben sana? Hı? Niye bu acıyı çektiriyorsun bana? Nedenini sen gayet iyi biliyorsun. Bırak beni. Duru denen kıza neler yaşadığını anlatmadan sakın bana yaklaşma. Aylin. Yap şunu, neyi bekliyorsun? Allah kahretsin. Gerizekalı herif. Merhaba. Dediğini yaptım. Tilki'ye senin yanında ne iş olduğunu sordum ama bana cevap vermedi. Şimdi sana soruyorum. Ve lafa evirip çevirmeden bana doğruları anlatacaksın. Anladın mı beni? Bak Aylin, hiçbir şey göründüğü gibi değil. Tilki seni seviyor.
Hem de her şeyden çok seviyor. Yani sana yanlış yapmadı. Tamam mı? Tamam değil. Gecenin bir vakti senin evinde ne işi vardı o zaman? Ya siz benden ne saklıyorsunuz? Ya Tilki ne yapıyorsa seni ve beni korumak için yapıyor. Anlamıyor musun? Beni anlıyorum da. Seni kimden koruyor? Büyük abiden. Her yerde beni arıyorlar. Başım çok büyük dertte Aylin. Kardeşim biraz baş başa konuşalım mı? Hayırdır abi? Can göz denir buralardaymış. Ha. Mehmet abi görmüş. Haklı olabilirsin. Büyük abinin tezgahı olabilir bu parti. Tahmin etmiştim. Şimdi sen buradan uzuyorsun koçum. Olur mu öyle şey ya? Seni yalnız bırakmam. Oğlum bak bu herif seni öldürmeye kalktı. Eğer buralardaysa ilk hedef sen olacaksın. Tamam uzatma işte. Bırakmam dedim. Anca beraber kanca beraber. Tamam peki. Bak bir terslik olursa bana hemen işaret edecek tamam mı? Ben Aylin'leri kollayacağım. Dikkat et kendine. Ne oldu Romeo? Sen Aylin'i indirene kadar abim buralarda olduğunu haber almış. Gözleri etrafta seni arıyor. Haber mi almış? Sakın sen etrafta aşk lafları ederken yanlışlıkla söylemiş olmayasın. Bana bak. Burada yanlış yapacak en son adam benim. Gücümü kazanmak için son şansım benim, anladın mı? Sakın bir daha kıyafetlerimi buruşturma Romeo. Anladın mı? Abim tetikte Aylin'i kolluyor. Seni fark ettiği an tüm plan suya düşer. Abimin şifacıyı deşifre etmesi için Aylin'in zarar görmesi gerekiyor. Bu yüzden kimseye görünmeden bir an önce hallet şu işi. Hala neyi bekliyor bunlar? Esra git. Ne olduğunu bir öğren. Bir an önce bitirsinler şu işi. Gerizekalılar bir işi beceremedi. Büyük abi çok hasta. Ve iyileşmesi için de bana ihtiyacı var. Beni arıyor. Bu yüzden ben kimliğimi herkesten saklamak zorundayım. Tilki'yi iyileştirirken de bundan kimseye bahsetmemesi için yemin ettirdim. Sanırım bu ketumluğunun sebebi de senin üzerine yemin etmiş olması. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir de senin kapına dayandım. Çok utanıyorum, çok özür dilerim Duru. Asıl ben senden özür dilerim. Yani evimin önüne geldiğinde benim sana her şeyi anlatmam gerekiyordu. Ama ne bileyim, yani sen öyle bir anda benim arkadaşıma da elektrik verince sinirlendim ben de. Bütün gece gözünü senden ayırmadı. Bence seni bu kadar çok seven biri biraz ilgiyi hak ediyor. Hadi git. Üzmeyin artık birbirinizi. Tekrar çok özür dilerim Duru. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Tilki'nin hayatını kurtardım ve ben sana bir can borçluyum. Duru bana her şeyi anlattı. Sonunda. Tavır yemekten şişmiştim artık. Dans edelim mi? Ben sandım ki... Sus ve beni dinle. Bir daha sana başka birinin dokunduğunu görürsem... Bırak dokunmayı. Sana bir saniyeden bile fazla baktığını görürsem... Seni de... O da yakarım. Anlaşıldı mı canım? Anlaşıldı. Ama beni çok yanlış bir şeyle tehdit ediyorsun. Yakmak benim işim malum. Şimdi sen beni iyi dinle.
Bundan sonra eğer benden bir şey saklarsan, bırak bir şey saklamayı, ya bir şey anlatmayı dahi unutursan, seni de yakarım, sırdaşını da yakarım. Meydan okuyorsun yani. Her zaman. Aa, merhaba hocam. Siz de mi buradaydınız? Bir uğrayayım dedim canım. İyi eğlenceler size. Neler oluyor? Büyük abinin sabrı kalmadı artık. Ne zaman harekete geçeceksin? Abim Camgöz'ün burada olduğunu öğrenmiş. O yüzden Aylin'in yanına kimseyi yaklaştırmıyor. Allah kahretsin. Bu son şansın, biliyorsun değil mi? Şifacıyı bulamazsan gücünü geri alamayacaksın, hatırlatırım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.